Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Şipşak İtalyan pizzası hazırlayacağız. Şaka yapıyorum tabii ki. Bazlamadan pratik pizza hazırlayacağız. 2 yemek kaşığı kadar tereyağında biraz domates suyunu şöyle güzelce çevireceğim. İçine hafif şeker atacağım bir çay kaşığının ucuyla. Biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. Bunu biraz fokur fokur kaynatıyorum ki pizzamın sosu şöyle güzel olsun, lezzetli olsun. Çiğ çiğ olmasın, domatesin ekşisi olmasın. Tereyağı ve zeytinyağı sayesinde de ekmeğim hem kurumazken hem de kenarla böyle çıtır çıtır çıtırdasın istiyorum. Bu sosu hazırlamak çok önemli. İsterseniz içine baharat da ilave edebilirsiniz. Fesleğen olur, kekik olur, karabiber olur. Hangi baharatı seviyorsanız içine baharatlarla şenlendirebilirsiniz. Şimdi böyle hazır bir tane bazlama aldım. Herhangi bir bazlama markası olabilir. Etli olmasına özen gösterin. Çünkü bunu ortadan ikiye böleceğiz. İkiye böldükten sonra önce pizza sosunu, daha sonra da istediğiniz malzemeyi üzerine dizebilirsiniz. Sadece malzemeyi dizerken şuna dikkat edin. Kuruyan ve çabuk pişen malzemeleri aşağıya, daha geç pişen malzemeleri ise üste dizin. En altına sostan sonra biraz kaşar peyniri koyuyorum. Bu şekilde hem malzemeler çok güzel ekmeğe yapışıyorlar hem de o uzayan kıvam bütünleşiyor. Yeşil biberleri ince ince doğrayın ki tam kıvamında pişsin. Zeytin, yeşil biber ve paprika biber kullandım ben. Yazdan yaptığım konserveleri kullanıyorum. Dilerseniz buraya linkini ekliyorum. Buradan bakabilirsiniz bu konservelerimi nasıl yaptığıma dair. Bunları birçok yemeğimde, sebzeli yemeğimde ya da işte salatalarda, pizzalarda kullanıyorum. Bu şekilde hazırladım. 200 derecelik fırında güzelce kızarttım. Bütün malzemem çok güzel pişti. Hemen 10 dakikada hazır hale geliyor. Ve son rutuş olarak üzerine kaşarını ilave ediyorum. Bir fırına göstereceğim. Kaşar eridikten sonra da çıkartacağım. Pizzam bundan ibaret. 10 dakikada şipşak hazırlanacak. Özellikle Ramazan'da, sahurda, iftarda hazırlanacak. Çok pratik bir tarif. Eminim öğrenciler bu tarife bayılacaklar. İnşallah bu lezzetli tarifi, bu pratik tarifi denersiniz. Kenarları böyle kıtır kıtır, içi yumuşacık, lezzetli mi lezzetli bir pizza elde ettim. İstediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.